İlk mesleki hayatıma mümessil olarak başladım. Profesyonel iş hayatım başladı. Şimdi hiç latince matince bilmiyorum. Ama bizim de sülalenin yarısından fazlası hastane personeli. Anam, teyzem, halalarımın üçü, eniştem, dayım, dayımın oğlu, dedem hep hastane personeli. Dolayısıyla doktor, muhtur, çevremiz geniş. Bunu da firmaya girerken belirtmiştim yani. Neyse Antalya'ya gittik, 3,5 ay eğitimimizi aldık. Kursa da derece yaptık. Çıktık geldik Erzurum'a. Normalde her zaman oryantasyon dedikleri, adaptasyon dedikleri bir çalışma süresi var. Yanan bir tane usta asker verirler. Sen daha cem asker. 15 gün akıllıysan, yok kafan basmışsa bir ay seninle beraber gezir. Öğretir sana. Geldik 3 kişi kazanmışız zaten. Erzurum'a ofise geçtik. Bölge müdürümüz oturdu. Sabah toplantısını yaptı. Hayırlı olsun dedi. Araba anahtarlarımızı verdi. Çantamızı verdi. Çanta sizin namussuz dedi. Aynı polise silah zimmetlenir ya. Bize de onu zimmetledi. İçine katalog matalog koydular. Senin hastahaneler bunlar, seninki araştırma hastahaneleri, sen numune hastahanesi, sen bu sağlık ocakları falan dedi. Paylaştık Erzurum'u bize. Dedi sen Ali'yle çıkacaksan, sen Veli'yle çıkacaksan, bana döndü dedi sen tek çıkacaksan. Abi bir tane de bana adam ver yani. Koç yani kursta bir şeyler yaptık ama ilk defa çıkacak doktora. Yok dedi sen tek çıkacaksan. Çantayı aldım, indim aşağıya bir tane Clio. Bir tane Clio. Bindim arabaya neyse. Şimdi nereye gideyim? Neyse çıktım Erzurum'dan yukarı, şeyden Mumcu'dan yukarıya. Oradan döndüm havuz başına, arabayı çektim sağa. Anamı aradım dedim ki, ya hiç tanıdığın doktorlardan yok mu dedim. 7-8 sene ilacım var ama bir tanesi ağrı kesici. Beyaz önlük giyen herkes, elindeyse hasta bakıcının bile yazma etkisi var. Çaya, çorbaya, başı ağıran, kötü ağıran, dişi ağıran, herkese yazılabilir. Ya bir tane doktor bul da bunu yazdırayım. Dedi dur sen hala kapat, ben Hakan'ı arayayım. Hakan kim? Ben doktor arkadaş, sen kapat. Aradı neyse, dedi ki ya bu numarayı ara, Hakan senden haber bekler. Ben de aradım numarayı, dedim Hakan mı hocam? Benim adım Burak, Necla Hanım'ın oğluyum. Oo Necla Hoca'nın oğluyum, merhaba, hayırlı olsun, mümessil olmuşsun falan. Dedim sağ ol. Ya dedi ben şimdi nöbetteyim, hocama da söyledim. Şimdi sen sabah 9'da nöbet değişimi yapıyorum. Sabah 9'da gel Yakut'u araştırmaya ama acile gel. Bütün o genç tıfılları dedi senden tanıştırayım, yeni pratisyenlerimiz var. Hepsine söyleyeyim yazarlar sana dedi. Türkiye'de rekor kırdırırım sana. Ula dedim dört ayak üstüne düştüm de ben bugün niye çalışırım? Gittim o gün ile ezdim. Ha, Hakan da bana dedi ki sabah gelirken bak peynirli meynirli patatesli kıymalı börek mörek pasta poğaça getir, bu doktor milleti sever. Aramızda doktor yok ama. Neyse. Dedi getir onlara dedi, böyle beleşi severler. Ben de telefonu kapattım tamam dedim. Neyse ben telefonu kapattıktan sonra o gün gece Khorasan'dan, Tahran'dan gelen, Khorasan'dan işte gelen bir otobüs. İçinde hep İranlılar. O çoban dede köprüsünün orada dereye aşağı uçurlar. Hepsi de ölür. Ama içlerinde hiçbir tane Türk yok. Hepsi tek. Savcı arıyorlar. Savcı sayı yüksek olduğu için bölge savcısını arıyor. Bölge savcısı da savcı Mustafa. Diyor ki Türk var mı yok. Gaza tek taraflı mı çift taraflı mı yok. Tek taraflı. Uyruklar hep İran mı İran. Konsolosluğa haber verdiniz mi verdik. O zaman yarın sabahleyin hepsini bir üniteye toplayın. Sabah 9'a da hepiniz diyor hazır olun. Konsolosluktan ateşeler de gelsin. Yüzeysel bir otopsi yapar. Kimlik teşhisi teslim ederiz. Alsın uçakları memleketlerine. Kargo uçağı mı yapıyorlar ne yaparsa hepsinler. Yalnız kimse geç kalmasın. 11.45'te de benim uçağım var Ankara'ya gidireyim. Hakan da demiş ki tamam sayın savcım. Ben bunları bilmirem. Sabahtan kalktım gittim Erzurum'un en iyi pastanesine. Böreği, pastayı, çöreği aldım. Getirdim öyle önlerinden. İşte Hakan Hoca'yı buldum. Hakan Hoca'yla öpüştük falan. Gel dedi. Odaya soktu. Doktor odası. 7-8 tane önlüklü gençler geldi. Böyle oturdular. Ben tabii hani bir ağzına yedirmedim kaldı aman abi. Böyle önlerine dizirem hepsini. Hocam sana bir portakal suyu vereyim. Dolduruyorum. Orada çantamı yoklayacağım. Çanta namusun. Neyse. Bunlar ile iyiler. Ben de servis edirem. Diremiyor abi. Mümessizlik böyle bir şey. Hiç kimse bana kalbi melbi sormuyor. Kursta hep kalbi soruyorlar. Daha sınavlarda falan. Hı. Dedim böyle posta masta yedir. Türkiye şampiyonu olamına. Neyse. Biraz sonra içeri bir tane James Bond çantalı bir tane adam girdi. Takım elbise, kravat. Yanında da iki tane resmi üniformalı polis. Sağında solunda böyle sağ sol melekleri gibi. Merhabalar, günaydınlar. Merhaba, günaydın. Dedi doktor Hakan Bey'e baktım. İçeride doktor çok ya. Hakan dedi buyurun benim. Dedi ben savcı Mehmet. Oo merhabalar, merhabalar. Ya dedi kusura bakmayın sofradan edeceğiz ama dedi. Biliyorsunuz malum benim uçağım var dedi. Bir an önce şey yapalım geçelim dedi. Tabii dedi geçelim mi? Dedi ateşeler yok mu İran konsolosluğuna? Dedi ki vallahi eli kulağında. Biz saati verdik gelirler.
2 saniye geçmedi içeri 2 tane böyle sakallı, miltanlı 40 metreden belli zaten yani tipi. Şeyh selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. E o zaman buyurun geçelim. Dediler buyurun geçelim. Hakan dedi kalk kardeş. Ben de hemen çantamı aldım peşlerine gidelim. Şimdi 2 polis, bir savcı 3, bir doktor 4, ben doktorun yaveri 5, 2 tane de miltanlı 7. Çıktık yola gittik. Gittikçe koridor darlanıyor. Koridor soğuklaşıyor falan. Ne bileyim bir baktım geldik murka. Buzdolabı gibi bir alüminyum kapı. Kapıya vurdu neyse. Kapı herifin bir tanesi de açtı kapıyı içeriden bize. Olduk 8 kişi. Buraya içeri girdik. Herif de hemen kapıyı kapattı göt veren. Bir dur belki çıkacak orada. Kapıyı kapatmasıyla zaten yerlere baktım ki her taraf mermer, soyuk içerisi. Böyle bir kanal var. Kırmızı kan akıyor. İç dolaplarda yer kalmamış. Normal hastanenin mevcut ölüleri de var. Fazla kalanları yine koymuşlar. Üstlerini sadece örtmüşler beyaz örtüyle. Bir tane de taş var, otopsi taşı, aynı musalla taşı. Sadece biri yüksek, biri alçak. Bu alçak. Doktor Hakan dedi ki, savcı dedi ki nasıl yapacağız hocam, sen yönlendir bizi. Doktor Hakan dedi ki, vallahi dedi arkadaşlar yardımcısın. Hazır bir tane dedi otopsi de var zaten. Oradan başlayalım, kimlik teşhisi yapalım, arkadaşlara da imzalı teslim edelim öyle. Arkadaşlar da indirsin, kaldırsın, yardımcı olsun dedi ya. Şimdi... Ben döndüm polise baktım, o arkadaş bu meyecep. Polis bana bakıyor, o yardımcı bu meyecep. Hepimiz aynı anda döndük, morgun kapısını açan herife baktık. Herhalde tek başına yapacak. Beni sizlere ben elim sürmem diye. Polis de o tipi var zaten belli. Miltanlılar zaten köşeden bizi kolirler. Biri sakalını kaşır. Ulan herkese bir kaf basmış zaten. Neyse. Savcı bir tarafa geçti, çantasını yere koydu. Doktor da bir tarafa geçti, önünün üstünü işte böyle fazla açmıyorlar. Göğüs çukuruna kadar. Hem bile neyse göz çukurundan gelmesine bir de ölü kalktı. Ana uğradın ki. Ola. O arkadaki polis. Bu ya nasıl seçiyordun sen? O polisin biri yere kapandı. Daha zemli sürelerden girdi. Daha nerede sakatimi duramı. Ama kafasını öpmüş bunu tutar. Çekmiş. Ulan o kapıya birbirimizi öldürüyoruz. Herif de tıfır mıfır bir şey yok. Morkun görermiş. İle kaldırdım bunu birilerin üstüne vurdum. İbirine kapıyı kapatmayı bilirsen açmayı bilirsen. Ulan kapıyı açmaya başladım. O ara ben buradan bir şamar yedim. Ama hayatımda ile yemedim. İle ölünün üstüne düştüm. Kafamı kaldırdım savcı. Kapıya dövüşürüz. Ulan savcıya da savcıya bir koydum. Savcı ile duvara yapışlamın abi. Aman kapıya nasıl dövüşürüz. Benimdi, senindi kapıyı, onundi kapıyı derken en sonunda o savcı kapıyı nasıl ettiyse açtı. Ama kapıyı açmasın Anaga Bey, maraton başladı. Boğaz maratonu ne? Nasıl kim Boğaz maratonu? Kafayı çevirdim öyle koridora, sola koştuk amına. Arkamı döndüm ki doktor Hakan peşimde, savcıyla yan yana koştuk. Ölü de peşimizde. Oğlan mı? Eten uğurum çocuğu olmuş. Ama nasıl hızlı koşuyor? Neyse abi koş. Yol bitmiş. Ulan hepsi zaten buradan avuraya kadar ama bitmiyor. Neyse bir alana geldik. Hastahanadan normalde servislere çıkarken o asansörleri kullanıyordum. Uranın arkası aklıma geldi. Arkasına girdim asansörlerin böyle sağdan. Meğer orası böyle yarım D şeklinde tekrar aynı koridora bağlandı. Ola ben girmemden yolu uzattı. Bunlar koştu ben buradan çıkmamdan ölüyle kaçırlar. Bu çantayı demiş ya da senin namusun dedim. Namusunu sikeyim. Ölünün üstüne vurdum. Ola sana namus. Öyle kendimi attım abi koridora. Ama nasıl güvenlik diye bağırıyorum. 7. kattan sesini kulak burun boğazdan duyuyorlar. Yanımda devletin silahlı polisi var. Ben silahsız güvenlikten medet duruyorum amirem. Güvenlik. Her şey birinin göğsüne düştüğümü hatırlıyorum. 40 yaşında ya. 40 dakika hayatımda yok. Belki de bir saattir ama 40 dakika diye raporda geçir. O koşma kaşmanlar 20 dakika sürdü herhalde. 2 dakika değil. Neyse kafamı gözümü açtım ki Ayşe, pembe mavi böyle duvarlar. Ayşe, Fatma, Haluk, Mehmet, Osman. İsim okuyorum. Duvarlarda isim var. Karşıma bakıyorum isim var. Dilem herhalde öldü. Buna da ölenlerin ruhların adları. Hepsi bir şey yani bir de pembe membe mavili güzel de görünürler. Dilem inşallah cennet ahire akıbetimizde hayırdır inşallah. Neyse aşağıya doğru kafamı eğdim bir baktım savcı yanımda yatıyor. Sen neydin burada? Gündüm yanıma doktor Hakan yatıyor. Ulan şöyle ne yapıyorum ben? Film şeridi gibi aklım gözümün önünden yavaş yavaş geçiyor. En son ölüler kalktı. Ölüler bizi kovaladı. Bu en son bana vururdu. Bu kusurdu. Bir şey oldu. Bir şeyler var Dilem ama parça parça. Bağlayamıyorum. Ula bir savcıya baktım ki bir de iyice kendime şuurum iyice kendine gel. Ben tarafımı da delmişler damar yolları. Baktım savcı titriyor savcı 4 kişi tutamıyorlar amına. İkisi üstten tutuyor ikisi belden aşağıya.
Döndüm Hakan'a da tas kütüller. O beyaz yüzü bomba olmuş sapsar. İlak uzun. Daha bir deden pok kalmamış asiti olsun. Bir de asiti gelir ağzında. Ulan ha benim yedirdiğim poğaçaları kusili tok. Neyse. Ulan sonra bir baktım az ileride de polis. O da sarılık olmuş, onu da teşhisi koymuşlar, onu sarılık tedavisine başlamışlar. Sap sarı olmuş boksiyanın oğlu. Ulan neyse oradan bir ses geldi. Buldular, buldular. Meğer bizi çocuk acile yatırmışlar. O isimler de da anne baba doğum öncesi gelirler ya ebeveynler isim akıllarına gelsin diye işte. Yeni doğan ünitesi ya. İsimlerden isim akıllarına gelsin duvar çakır dekor yapmışlar aman abi. Bir de zannediyor ki geldi cennette isimler pembe pembe mavi mavi. Neyse. Dedi buldular buldular dedi ortalık karıştı. Bak kimi buldunuz ne buldunuz. Meğer polisin biri ibine kurnaz. Biz kalktık sola koştuk ölü peşimize verdi ya. Bu da öyle sağa kaçın demiş. Sağa kaçın sağ kısa koridor. Biraz sonra sağ kapı üstü cam. Ancak ölüyü çıkardan da cenaze arabası gelen de kapıyı açırlar. Kilitli kapı. Bu da dediler ondan silahı çekirtip çıkınan cami kırıyor. Ama tam piramid ya vakitten yarışır. Kendini lazım atması neyle karnını mardını kesilir. Değil mi bak hainin mali bir yere kadar. Ne yapayım ne? Bizi silahı çekip yardımcı olacak yerde. Neyse aşağı arkası da hemşire yüksek okulu. Hoca diyor ki dersi blok yapacağım. Çıkın biraz sigara. Sigara molası verin. Gelin size şey yapacağım. Dersi 2 saat uzatacağım. Kızlar da çıkıyorlar sigara içirler. Bakıyorlar bir tane polis yatıyor. Üniformasından belli. Yüzünü çevirler. Aa polisi kesmişler. Polisi doğramışlar. Ortalık ayaklanıyor. Halbuki kendini kesmiş. Neyse getirdiler onu da yatırdılar öbür polisin öbür tarafına. Şimdi sıraya girdik. Miltanlılar ortada yok. Bir tanesi geldi dedi ki bulduk bulduk. Ne buldunuz? 43 numara bir tane ayakkabı. Şimdi yok. Gök bire kaçan da ayakkabı ayakkabı koymuş kaçmış. Yakut Erzurum'u bilenler bilir. Yakut Yakıstak anasının karşısı da tam İran konsolosluğu. Çok yakın. Arada ana yol var. İle yalın ayak koşmuşlar. Koşmuşlar ama koşmakla kalmamış. Ülke krizi çıkartmışlar. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı birbirine vurmaya başlamış telefonlar. Neyse. Oraya içeriye bir tane heyet girdi belli bu üst düzey bir doktor takımı belli böyle üniformalarında. Merhabalar Mert çok geçmiş olsun falan. Ben Kadir Yıldırgan hastanenin başhekimi, başhekim muavinlerim falan filan. Tabi öyle kaytan bıyıklar bıyık altından geçmiş olsun. Dedi gülün savcının da krize girmiş ya savcı ana avra sövmeye başladı. Yani dedi ne gülüyorsun amına kodumun oğlu. Ölmemiş adamları yürü diye getirip yatırdınız ulan şerefsiz. Dedi, ya bir dakika dedi sen abi küfür etmeyin ya edepli olun ya. Sakin olun efendim dedi, çocuğunuz yok karşınızda. Ölmemiş adam morka konur mu? Ölmüş müydü? Bir he ölmüş müydü? Ne nasıl kalktı? Bir dakika anlatacağız ya getirin adamı. Savcı da duran savcı bir tane. Kimi getirin lan? Kimi getirin lan? Ulan dur gide. 6 kişi üstüne 7 kişi üstüne zor. Ulan Hakan da durmuştu ne güzel midemiz ağzımıza yenildi. Hakan da başladı. Hakan'a sögülem, savcıya sögülem. Savcı ne de sen yatakla birbirine dedi. Ya falan. Canımızı zor tutamış, birbirimizi tehdite devam ediyoruz. Neyse. Herifi getirdiler, herifem böyle duruyor. Ulan kalkan herif. Bismillah dinim imanım ağzında iki diş kalmış. Ot tozunu dökmüş. Bak yemin ederim iki diş. Bir tam burada. Tam filadinin kabusu İbn Oğlu. Ne ya 40 sene rakı içmiş kırık leblebiyle. Ağzında ne diş kalmış ne bir şey. Dedi bu hastahananın dedi geri hizmet personeli. Kazan dairesinde kazanları yakan memur. Bu normalde evi Dumlu'da. Kış şartları Dumlu'ya gidip gelmek zor olurmuş. Aslında etik değil ama. Bu morgdaki görevliyle anlaşmış. Nöbet zamanlarında orada yatır kalkınmış. Morgun içinde de bir tane yazanı var. Çekyatlı, mekyatlı yazanı ama morgun içinde. O morgun, bu da anahtarı o sefer vermemiş. Demiş yakalanacak, bak senin yüzünden yeter. Bu da morga girmiş. Ben sen anahtarı vermesen de ben gireyim. Kafa bir milyon. Bir büyük rakıyı içmiş, bir avuç leblebiyle ibne. Gitmiş yatacak yer bulamamış yazanı kilitli. Gitmiş ölüyü yendirmiş aşağı kuyla çıkmış. Yetmemiş ölünün üstünü de almış üstüne. Dur şimdi, kafa sarkoş ama. Savcı dedi ki sen korkmuyor musun? Allah senin belanı ver. Senin memurluğun yakacağım dedi. Senin iş hattın sonlandıracağım ben. Dedi sayın savcı. Neye korkayım? Ölü de bize diri de. Dedi sen ölüm damına koy. Seni dirin. Savcı ağzını gözünü daha. Savcıyı susturamadılar. Ondan sonra dedi ki lan bezemek. Kalktım. Ulan niye peşimize koştun? Yok dedi ben doktor Hakan'ı tanıyorum. Doktor Hakan bizim hastahananın doktoru. Beni tanıması lazım. Senin dedi doktor Hakan'ın da anasın yavrum dedi. Senin de. Beni bu hastahaneye çağıranın da. Ağzını gözünü. Neyse. Bu göt verenin 3 tane maaşını kesinti yaptılar. Bir tane sağlık ocağına sürgün gitti. Anasının bilmem neyine.
Şimdi o 11.45'te savcı gidecek de savcıya bir hafta rapor. Hele hadi ne Ankara'sı evet. Mesleğimin ilk günü de benimle git bir hafta evde yat. Bir hafta rapor. Doktor Hakan'a bir hafta rapor. Polisler zaten birisi ikinci kata biri dördüncü kata nakil. Yatalak onlar. Onlar yatacaklar daha işleri çok. Miltanlılardan haber geldi. Yerlerine sağlam ulaşmışlar. Sağlık Bakanı o zaman yeni olmuş Recep Aktağ. Recep Aktağ hastakana Kadir'in kanı aramış. Ulan beni rezil ettiniz hem de benim memleketimde. Ulan daha yeni bakan olmuş. Hele sizin bu rezilliğinize bilmem ne falan. Bakanlığa yazı yazıyor. Bu nasıl bir açıklama bekliyoruz falan. Buna bizim geri hizmet personeli nasıl yazacaklar? Bir şey değiller işte. Neyse tam çıktık hastakhanadan kendimize de geldik. Sarımları falan söktüler. Bu ben çantam nerede dedim. Çantam bir bunun. Kine namus aklıma geri geldi. Neyse o doktora kan ben ödüyorum. Burak şimdi olmadı kusura bakma. Biz haftaya inşallah raporlarımız bitsin. Gel sana ilaç yazayım. Yani çıktı git sen ilacını al bana. Bana ilaç değil mi? Senin yüzünden bir ton ilaç yazdılar bize dedi. Öyle çıktım gittim evime annem dedi ne oldu Hakan yardımcı oldum dedim ile yardımcı oldu az kaldı mereflikten oldu. İle yardımcı oldu ki Allah ondan razı olsun. Adiden mümessil olduk daha ilk gün.